Meslek nasıl karar verdin? Yani bir insan... Ya ben bir hiç manken, manken olmak oldum. istemedim <laughs> ki! İşin şey nasıl bu. oldu işte? Ya Ben hiç manken olmak istemedim biliyor musun hayatım boyunca? Ya Türkçe öğretmeni ya bir psikolog. Ee, yani kişisel gelişim alanlarında iş yapmak istedim. Ya işte moda yazarına başladığım dönemde hı hı. E, ufak ufak tıfi, moda yazıyorsun şimdi... E, o zamanlar işte fashion weekler falan yapıldığında ben oradaki mankenleri alırdım, yazardım vesaire hı hı. ve çoğuydu da şimdi aynı podyumda yürüyorum. Ya İşin çok şey tarafı, şiş. garip tarafı ee, hatta Serhat var çok yakın arkadaşım o eski model şu anda da çok iyi bir hı hı. model ama aynı zamanda eskilerin de çok hı hı. iyi bir ismi. Şu an en yakın arkadaşım ya yani böyle bir şey mümkün olabilir mi ne düşündüğüm çok zaman oldu. Garip ya bilmiyorum. Ya <laughs> nasıl işte hani bir anda böyle foto modellikle mi önce başladın? Foto modellikle başladım. Foto modellikle başladım. Bursa'da yaşıyordum ben İstanbul'da Hı -hı. değildim. Zaten küçük çaplı bir gazetede yazarlık yapmaya başlayıp Londra, Almanya, Türkiye derken uluslararası bir moda yazarı haline geldim. İnsanlar böyle birden böyle bir kimlikte buldum kendimi. Sonra Cem Bey şu an kendisi Amerika'da hikayemin ilk dönüm noktası. Çok Hı -hı. sevdiğim, değerli dostum ee, bana dedi ki ya sen de çok güzel bir kızsın. Sen dedi neden dedi mankenlik yapmıyorsun? Yok dedim ben moda yazarıyım daha hani business woman tarzına bir hayatım olsun Hı -hı. istediğim için. Hayır dedi tuttu elimden götürdü beni markaya. Ben sabah 10, akşam 6 parmak basıyorum böyle hani giriş çıkış evet. olur ya fabrikalarda hani. Ya inanılmaz. Ben sabah on, akşam 6 yani? kendilik yapmaya başladım. İlk 30 kıyafet giydim. Bir gün 60, bir gün 90 derken böyle çeşit çeşit kıyafetler sevdin giydikçe de. hayır poz vermeyi bilmiyorum. Oo. Şimdi o görüntüler gündeme gelse before after yani hayatım. <laughs> böyle bir şey yok. Ama bir süreç hayatım. Hep olur Ama ki. Ama ben işte çok geliştirmeye kendim yakın bir evet. kız olduğum sevdin için. Sevdin işte bir de. Sevdin. İçine desin de. Bir de şey. <laughs> ayna karşısında bu sefer çalışmaya başladım. Poz. Hangi açım <laughs> daha iyi? İşte evde 14 font Topuklu ayak, ayakkabılarımla hı hı. E, hep evi dolaştım vesaire. Böyle küçük küçük kendimce geliştirmelik şeyler hı hı. yaptım. Yani benim geçişim Cem Bey sayesinde oldu. Buradan Sağ da selam olsun. Sağol şuna. teşekkür ee, ederim Sonrası İstanbul'a gelmek oldu. Çünkü piyasa İstanbul'da. Tabii. E, ben bir şekilde kendimi göstermek zorundayım. O zamanlar da Instagram yeni yeni çıkıyor. Ben Facebook'ta çok aktiftim yani. Hı hı. O da benim dönemimde öyleydi. Evet. Sonra modacılar işte yavaş yavaş, yavaş. bu markalar işte a yeni yüz ya bu piyasaya yeni çıkmış derken değerlendirmeye başladılar. En son Pakistan'da bir market çekim yaptım. Ee, mesela en büyük hayalim billboardlarda olmakta. Türkiye'de yok ama Pakistan'da o markanın Barsın. bütün billboardlarında ben Barsın. varım. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Ee, bu şekilde oldu. İyi ki bu meslekteyim. Yani eş seçsem bu kadar <laughs> mutlu olurdum yani hayatımda yani. Harika. İyi ki dediğim bir ilişki. Yani düşünürsek yani işim kadar birini seversem eğer gerçekten hayatımı alabilirim yani ya, buradan müthiş. da söylemek gerçekten gerekirse. Öyle.